Ataşehir'de iki katlı iş yerinde yangın çıktı. İş yeri alev alev yanarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Görüntülere bakacağız şimdi. Ataşehir'de iki katlı bir iş yeri burası değerli izleyenler. Hala müdahaleler devam ediyor. Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İki katlı iş yerinden çıkan yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı. Yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi halen devam ediyor. Barbaros Mahallesi Kent Sokak'ta bir binada çıkmıştı bu yangın. Yangın kısa sürede büyüdü. Canlı görüntülerde sizlere yangının başında aktardığımız görüntülerden çok farklı şu anki dumanların yoğunluğu. Onu belirtelim. Bir spor salonu değerli izleyenler. Bir spor salonunun yangın bitişiğindeki 3 binaya da sıçradı dumanlar. Ataşehir'de bir spor salonunda saat 12 sıralarında çıkan yangın bu görüntüler. Rüzgarın da etkisiyle alevler büyüdü. Bitişikteki 3 binaya sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışması halen devam ediyor. TV 100 muhabirimiz Şeyma Kan şu anda orada bize gelişmeleri aktaracak. Şeyma. Nera Kırmızıoğlu yansıttın işte Ataşehir'deki bu iki katlı iş yerinde meydana geldi. Burası bir spor salonuydu ve yangının ilk kıvılcımları buradan ortaya çıktı. Yangın kısa sürede oldukça geniş bir alana yayıldı ve çevredeki 3 binaya da sıçradı bu yangın ve gördüğünüz gibi şu anda spor salonundan geriye kalan yalnızca küller, duvarlar, kenar duvarları ve çatısının büyük kısmının yandığını şu anda görmek mümkün. Şu anda ekiplerin yoğun bir şekilde çalışmaları hala sürüyor. Kameraman arkadaşım Nail Yüksek de sizlere gösteriyor. Şu an yangının alevlerini bir yandan görebiliyoruz. Bu bizim şu an karşısında olduğumuz kısımda alevler biraz kontrol altına alındı ama arka tarafında iş yerinin o alevleri görmek mümkün. İşte ekipler o bölgede yine çalışmalarını şu anda sürdürüyorlar. Tabii burada oldukça kötü bir havanın da olduğunu sizlere mutlaka söylemem gerek. Çünkü burada birçok kimyasal madde de yandı bu iş yerinde bulunan. Bu yüzden de oldukça kötü bir dumanın etrafa yayıldığını söylemek mümkün. Hatta öyle ki kimi itfaiye personeli bile bu dumandan etkilenerek fenalaştı ve buradaki sağlık ekipleri hemen o kişilere kişilere yardımda bulunarak o kişilerde ilgilendiler. Tabii şu an çevrede birçok polis var. Aynı zamanda hemen iş yerinin karşısındaki çalışanlar, iş yerinin karşısındaki evlerde oturanlar, çalışanlar da bu manzarayı izliyorlar yangın manzarasını. Tabii polis de onları bu alandan uzaklaştırarak bölgedeki güvenliği sağlamaya çalışıyor. Çünkü dediğimiz gibi bu alanda oldukça kötü bir simsiyah dumanın yükseldiğini söyleyebiliriz. Hatta öyle ki dumanlar metrelerce yukarı çıktı. Biz bu alana gelirken de oldukça uzak alandan yangının dumanlarını görebiliyorduk. Köprüden geçtiğimiz anda Avrupa'dan Anadolu yakasına geçtikten kısa bir süre sonra yani kilometreler önce bu yangının siyah dumanlarını görebildik. Tabii gördüğünüz yer şu anda yanan iş yeri, yangın iş yeri yer. Hemen solundaysa hemen başka bir iş yeri de yanarak kül oldu. Sadece geriye iş yerinin yukarısında kalan o demir parçalar kaldı. O demir parçalar kaldı. Şu anda tabii dediğimiz gibi yangın yoğun bir şekilde, yangını söndürme çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. Burada birçok ekip hem vatandaşların güvenliğini sağlamak için çalışıyorlar. Bir yandan da yangını söndürmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii dediğimiz gibi ekiplerin şu anda söndürme çalışmaları sürdüğü için buradan da vatandaşlar uzaklaştırılıyor. Ancak alevler hala devam ediyor ve dumanlar da oldukça yoğun bir şekilde çıkmaya devam ediyor. Tekrar edelim, burada
İki katlı bir spor salonunda çıkmış bir yangın. Hatta öyle ki içeride spor malzemelerinden geriye kalanları da görmek mümkün. Birçok spor aletinin paslı demir, artık yanan demirlerini görebiliyoruz. Öyle ki içeride her şey neredeyse küle dönmüş durumda. Hiçbir şey kalmamış. Sadece işte o spor aletlerin demir kısımlarından birkaç parça kalmış. Dediğimiz gibi burada çok fazla ekip var. Sayısını net olarak bilmemekle birlikte 10 taneye yakın sadece itfaiye aracı burada gördüğümü söyleyebilirim. Aynı zamanda çevik, polis, sağlık ekipleri, arama kurtarma ekipleri de yoğun bir şekilde burada çalışmalarına devam ediyor. Yangını söndürmek için yoğun bir şekilde çaba gösteriyorlar. Dediğimiz gibi buradaki çıkan, o kokuda çıkan maddeler de oldukça kötü. Hatta ekipler hem bizleri hem diğer vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Çünkü yanan alandan yanan saç parçalarının vatandaşların üzerine düşmesi tehlikesi de mevcut. Bu yüzden de yoğun bir şekilde önlemler de bu bölgede alınıyor. Söndürme çalışmalarına tabii itfaiye aracıyla merdivenle çıkılarak da söndürme havadan yapılmak için gayret gösteriliyor. Ancak şu an alevler kontrol altına alınabilmiş değiller. Şu an buradaki durum böyle. Oldukça yoğun bir çalışma var. Son kez tekrar edelim. Bazı itfaiye ekipleri bile burada bu çıkan kötü dumandan dolayı olumsuz etkilendi ve çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Sonra da çalışmalar aynı şekilde devam ediyor diyelim. Ve sözü tekrar sizlere bırakalım. Şeyma, teşekkürler. Evet, durumun vahametini gördük aslında. Saat 12'de meydana geldi bu yangın değerli izleyenler. İki katlı bir spor salonundan bahsediyoruz. Bitişik'teki 3 binaya da sıçradı alevler. İlk gösterdiğimiz görüntülerde dumanların yoğunluğu daha azdı, artarak devam etti. Yoğun bir ekip de orada, çok sayıda ekip orada çalışmalara devam ediyor. Detayları aktarmaya devam edeceğiz. Umarız ki bir can kaybı söz konusu değildir.